Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6 Kasım 2018 Salı, Ulusal Kanal'da, Ulusal Radyo'da, Türkiye'nin halkçı, devrimci yayın organlarında televizyon gazetesine başladık. Ne var ne konuşalım? Valla var. Allah vermiş yani. Tonla konu var. Mesela PKK ile Amerikan askerleri paralel devriye atıyorlar Fırat'ın doğusunda. Bunun üzerine Aydınlık basıyor manşeti, diyor ki Suriye ile anlaşalım, üstleri kuşatalım. Bu Türk generalleri Fırat'ın doğusuna kesin çözümü. Fırat'ın doğusu ve Münbiç'te Türkiye'yi oyalama taktiği izleyen ABD, terör örgütü PKK-YPG ile sınırımız boyunca devriye faaliyetine başladı. Duruma tepki gösteren generaller atılması gereken adımları anlattı. Bakacağız uzun uzun. Efendim başka ne var? İran'a yaptırımlar var. Yeni Şafak şöyle diyor İran'a yaptırımlar için. Yaptırım İran'a, riski dünyaya. Niye? Şundan, ABD dünya ticaret savaşlarında yeni bir aşamaya geçti. İran'da enerji, finans, ulaştırma ve sigortacılık sektörlerindeki iş yapan binden fazla kurum ve kişi yaptırım listesine alındı. ABD tarihinin en kapsamlı yaptırımları olarak ilan edilen karar, başta petrol ticareti olmak üzere küresel ekonomiye büyük darbe vuracak imiş. Bakacağız. ABD Türkiye ile 7 ülkeyi muaf tuttu bu yaptırımlardan. Yani başka da bir yolu yoktu bunun. Ya muaf tutacaktı efendi ya biz bildiğimizi okuyacaktık. Çünkü kışın ortasında bir taraflarımızın donması meselesi var. Ya donacağız Amerika'nın emirlerine uyup ya kafamıza göre takılacağız. Amerika baktı olmayacak, muaf tuttu. Kaldı ki muaf tuttuğu başka ülkeler var. Çin var, Hindistan var mesela. Bunlar zaten İran'ın bütün petrol ihracatını neredeyse tek başına karşılayacak ülkeler. Yani şöyle olmuş biraz, önüne geçemeyeceği şeyi serbest bırakmış. Hani derler ya, engelleyemiyorsan zevk almaya bak. Onun gibi bir şey olmuş. Kadim bir millete kabadayılık işlemez demiş Ruhani. Doğru söylemiş. Bir başka başlık şu anda ne olabilir? Şu gazete duvardaki Fehim Taştekin'in yazısı olabilir. Kabadayılığın yeni sezonu diye ona da bir bakarız. Ben onu not almamışım Serkan. Dur bir not alayım. Sen aldın değil mi? Gazete duvardaya yazalım şuraya. Evet, görüyor musun bak, son anda aklıma geldi. Evet, bunun dışında Kaşıkçı cinayeti var. Kaşıkçı cinayetinde oynanan oyunlar. Abdülkadir Selvi yazmış. Suudi petrodolarlarına çökmek için bütün bu olan bitenler diye Aydınlık'ta bir haber var. Andımız hız kesmiyor, andımız devam ediyor. Andımız korosu görev başında. Anıtkabir'de hatırlayacaksınız o andımız korosunu. Ben kesin dedim. İnci Özdil'i bir taraflara bunlar koydular. İnci Özdil yönetti. Bunlar söyledi. Başka türlü resmen bir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi bir koro. Andımız histerisi diye bir yazı yazmış Yavuz Alogan ve Erdoğan ön yargılı diyor Soner Yalçın. Türk'üm ama Türkçü değilim sözleri üzerine. Bakacağız. Enflasyon efendim. Geçen aydan daha beter çıktı. Enflasyon zirve koşusu sürüyor demiş Hürriyet. 279 bin üniversiteli icralık oldu. Neden icralık oldu? Şundan icralık oldu. Kredi aldılar öğrencilik dönemlerinde. Bu krediyi kullandılar. Mezun oldular, iş bulamadılar. Krediyi ödeyemediler. Vay sen misin krediyi ödeyemeyen? O zaman al sana icra. Ne diyordu Cumhurbaşkanı? Burs istemeyin, beleşçiliğe alışmayın, kredi alın. Kendi çocuklarını bursla okuttu. Hı? O iş adamlarına. Türkiye böyle bir yer işte. Almanya nitelikli genç nüfus bulabilmek için kapılarını açtı. Balkanlarda herkes bavulları topladı. Bunun ipuçları belliydi. Ben Makedonya'dayken gençler arasında konuşulan bir şeydi. Ya ne yapacağım, ha, boş ver Almanya'ya giderim. Nasılsa Almanya kabul eder falan diye konuşuyorlardı. Efendim Bir Gün gazetesi Ermeni soykırımının son bilmem nesi öldü falan diye bir haber yapmış. Ona bir bakacağız. Hangi Ermeni soykırımından bahsediyor? Satranç sever misiniz? Ercan sen sever misin? Oynar mısın? Mesela satrançta diyelim şu bir taş.
Nereden tutarsın bunu? Tepesinden tutarsın böyle değil mi? Böyle dibinden tutar mısın? Niye? Çünkü öyle. Yani azıcık satranç oynayan bunu bilir değil mi? Demirel'in bir bilardo oynayışını görmüştüm. Haberlerde rahmetli ya. Şimdi hani Sayın Başbakanım bir oynar mısınız fotoğraf çekelim falan. O da şirinlik olsun diye almış eline ıstakayı. Ama topa vurmak yerine masayı dövüyor. Böyle böyle tutulmaz ki. Biz eski patronlarımdan biriyle şeye gitmiştik. Bir AVM'ye. Orada da bowling varmış. Bowling 3 tane deliği vardı. Şu 3 parmağını takarsın, sallarsın gider. Patron karpuz atar gibi atıyordu. Maşallah yani. Bu satranç oynaması da Emine Hanım'ın biraz... Ha Emine Erdoğan satranç oynarken fotoğraf çektirmiş de. Ondan bahsediyorum. Geleceğiz oraya da geleceğiz. Ampute milli takımımız. Dünya ikincisi oldu. Takımdan bir tanesi özür dileriz dedi, şampiyon olamadık. Ah be aslanım. Ah be yiğidim. Ah be bir tanem. Ah be koçum. Bilsen sizinle ne kadar gurur duyuyoruz. Sen kanını toprağa, terini formaya akıtmış adamsın. Ne özür diliyorsun? Bize şereflerin en büyüğünü yaşattın sen ya. Ampute milli takımımız dünya ikincisi oldu. Helal olsun. Nasıl oldu? Abi ne prim tartışması var, ne bilmem araba iddiası var, ne bilmem ne var, ne şu oynamadı ona da prim verelim kavgası var. Sadece futbolu düşündüler, sadece ter akıtmayı düşündüler ve dünya ikincisi oldular. Örneksiniz, gurur duyuyoruz sizinle. Ve Diyanet'in bir sol el tartışması var, sol elle yemek yiyen şeytanla bilmem ne yapar falan. En iyisi Volkan sen kes beni. Yoksa açacağım ağzımı, yumacağım gözümü. Kes sen kes. Kes beni kes. Evet, isterseniz bütün dünyanın konuştuğu konuyla başlayalım. Yaptırımlar konusuyla başlayalım. Yaptırımlar konusunu, İran'a yaptırımlar konusunu. Yaptırım İran'a, riski dünyaya diye vermiş Yeni Şafak gazetesi. Bir bakalım, bir göz atalım. Şimdi diyor ki yaptırım İran'a, riski dünyaya. ABD finansal savaş ilan etti. ABD dünya ticaret savaşlarında yeni bir aşamaya geçti. İran'da enerji, finans, ulaştırma ve sigortacılık sektörlerinde iş yapan binden fazla kurum ve kişi yaptırım listesine alındı. ABD tarihinin en kapsamlı yaptırımları olarak ilan edilen karar, başta petrol ticareti olmak üzere küresel ekonomiye büyük darbe vuracak. Dünyada sadece İsrail'den destek alan yaptırımların detayını ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Hazine Bakanı Mnuchin duyurdu. 50 İran bankası ile finans sektöründeki 700'den fazla kişiye yaptırım geldi. İran Hava Yolları ve 65'ten fazla uçağı, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 200 kişi ve Atom Enerjisi Kurumu da kara listede. Türkiye ile birlikte Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore ve Tayvan İran yaptırımlarından muaf tutuldu. Yaptırımlara karşı çıkan Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri Çin ve Rusya ticarete devam edeceklerini ilan etmişlerdi. Trump'ı kabadayılıkla suçlayan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise petrolü her şekilde satacaklarını açıkladı. Her şekilde satacağız diyor. Peki ne oldu? 7 ülke, 8 ülke muaf tutuldu. O 8 ülke hangisi? Türkiye ile 7 ülke muaf tutuldu demiş Sözcü gazetesi. Hemen ona da bir bakalım. Bir bakalım Serkan. Şöyle, İran'a yaptırımlar başladı. Amerika Türkiye ile 7 ülkeyi muaf tuttu diyor haber. ABD İran'a yönelik yaptırımları enerji, havacılık, gemicilik ve finans sektörlerini de ekledi. Türkiye, Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, İtalya, Japonya ve Yunanistan yaptırımlardan muaf tutulmuş. Arkadaşlar şu ülkelere bakın. Sadece Çin ve Hindistan bile
Büyük ihtimalle yanılmıyorum. Biraz sonra önemli bir bağlantımız olacak. Emekli Büyükelçi Özülker ile bir bağlantı yapacağız. O daha iyi bilir. Çin ve Hindistan bile İran'ın petrol ihracatını herhalde tek başlarına bile karşılayabilecek düzeydeler. Yani bunlar neden muaf tutuluyor? Türkiye neden? Türkiye ben komşusuyum diyor. Benim anlaşmam var. Ya ben petrolü almasam bile, doğalgazı almasam bile parayı ödemek zorundayım bu anlaşmaya göre. Nasıl almam? Almayayım da millet donsun mu? Nereden alacağım? Amerika öyle etti, böyle etti. İyi peki bakalım dedi, sen muafsın. Çin'i istersen muaf tutma. Yani ne yapacaksın ki? Adamlar her restine restle cevap veriyor. O yüzden böyle bir muafiyet var. Tabii bu arada Ruhani de kadim bir millete kabadayılık işlemez demiş. Ona da bir bakalım. O prompter çalışmıyor yalnız, haberiniz olsun. Yazdıysa bile ben görmedim. Mesela konunun ismini baştan yazardı oraya. Yazmadı. Demek ki çalışmıyor. Skype hazır. Peki. Kadim bir millete kabadayılık işlemez. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin yaptırımlarını rahatlıkla deleceklerini söyledi. Ruhani Avrupa ve Asya ile sürdürdükleri iyi ekonomik ilişkilere de dikkat çekti demiş. Böyle bir cepheleşme oluştu şimdi. Evet, şimdi bir konuğumuzu görelim arkadaşlar. Önemli ölçüde sayesinde birçok şeyi açığa kavuşturabileceğiz. Sayın Özülker, merhabalar. Merhaba efendim, iyi yayınlar diliyorum. Efendim, bu yaptırımlar dün başladı. Türkiye ile 7 ülke muaf tutuldu. Avrupa Birliği, Rusya gibi birçok ülkede bu yaptırımlara uymayacaklarını açıkladılar. Ortaya nasıl bir tablo çıktı? Şimdi bakıyorum muaf tutulan ülkelere Çin, Hindistan. Çin ve Hindistan bile, büyük ihtimalle yanılmıyorum tabii, siz daha iyi bilirsiniz. Çin ve Hindistan bile İran'ın petrol ihracatını karşılayabilecek durumda. Şimdi bu yaptırım oldu mu sizce? Nedir durum? Biraz daha geniş kapsamlı olarak belki işe bakmak lazım. Buyurun. Trump da zaten çok net bir biçimde petrol fiyatlarını aniden yükseltmek gibi bir düşüncemiz olamaz dedi. Efendim, Trump başından itibaren evvela ticari savaşa girdi dünyayla. Amerika'nın içeride ekonomik açıdan daha kalkınmasına, güçlenmesine yol açabilecek adımları attı. Diğer taraftan vergi reformu adı altında vergileri indirdi ve sermaye kesimine özellikle çok ciddi katkılarda bulundu. İstihdam düzelmeye başladı. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Kısmi senato seçimiyle temsilciler meclisi seçimi yapılacak. Buraya giderken kendisine güç kazandıracak ve daha ümitli bir şekilde bu seçime girebilecek yolu açtı. Şimdi bunu yaparken aynı zamanda Suudi Arabistan'da da bildiğimiz gibi Trump bir bilek güreşine girdi. Yaptırım uygularım dedi. İki hafta dayanamazsınız ben destek vermezsem rejim olarak dedi. Cevaplar geldi. Bu cevaplardan bir tanesi çok ilginçti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi eğer herhangi bir şekilde siz bize yaptırım uygulamaya kalkarsanız biz de misilleme yaparız dedi. Bu misillemenin arkasındaki esas amaç da petrol ihracatının durdurulmasıydı. Yani üretmeyecek, ihraç etmeyecek ve dünya bir anda gerçek anlamda bir kaosa sürüklenmiş olabilecek. Amerika Birleşik Devletleri bildiğimiz gibi 60 doların üzerine çıktığı zaman petrol varil fiyatları her halükarda kara tuzundan elde etmekte olduğu petrolle ayakta durabilecek bir konumdadır, zengindir ve ekonomik açıdan da bunu 60 doların üzerine rahatlıkla üretebilmektedir. Bugünkü koşullarda 75-85 dolar civarında dolaşan bir petrol fiyatı var. Dolayısıyla böyle bir ambargo veya böyle adımlar atıldığı takdirde petrol alanında Amerika Birleşik Devletleri'ne bunun zarar vermesi mümkün değil. Ama normal şartlarda İran
dünyanın bugünkü koşullarda üçüncü ihracatçısı pozisyonda hala. Ve bunun topyekün yasaklanması halinde, unutmayalım mesela Çin sadece kendi ithalatının %60'ını İran'dan sağlar. Onunla zaten yakın ilişkisi olması dolayısıyla bunu bu şekliyle gerçekleştirir. Türkiye'nin de mesela doğalgaz ve petrol olarak baktığınız zaman Türkiye'deki ithalatın da her ikisi için %17 ve %24'lük payı vardır. Yani Türkiye'de kendi yönünden belki topyekün bağımlı bir durumda değil ama İran'dan yapmakta olduğu ithalat Türkiye için de fevkalade önemlidir. Eğer doğalgazımızı ithal edemezsek Doğu Anadolu'nun bu kış soğukta kalacağı, bir takım oradaki fabrikalarımızın çalışamayacağı bütün bunlar da bir gerçek. Dolayısıyla Türkiye başından itibaren zaten eğer sen bu ambargoyu bu şekliyle beni de dahil ederek de uygularsan uygulayamam, bunu da bilin dedi. Ve son Brunson olayından sonraki yumuşama kapsamı içinde bu konuda Türkiye'nin de dahil edilmesi suretiyle daha ılımlı bir bakış açısının varlığını göstermek babında Türkiye'ye adım atıldı. Şimdi bunların hepsi güzel fakat Amerika normal şartlarda Suudi Arabistan üzerinde çok baskı yaptı. Üç konu itibariyleydi bu baskılar. Birincisi Kudüs ve Filistin konusuyla ilgili olarak İsrail'in politikasını izlemesini Suudi Arabistan'dan istediler. Bu olmadı. Suudi Arabistan başlangıçta buna evet dedi, sonra geriledi. İkincisi, her halükarda Suudi Arabistan PKK ve YPG'ye biliyorsunuz yardım yapıyor. Bu mali yardımların arttırılmasını istedi. Bunu da başaramadı. Ama esas üçüncü konu İran'dan bu ambargo sonrasında ortaya çıkacak olan petrol ihracı ve petrol tedarik açığını Suudi Arabistan'ın ihracatını ve üretimini arttırması suretiyle kapatmasını istedi. Suudi Arabistan da bunu kabul etmedi. Şimdi burada da net olarak düşünmek lazım. Rusya hatırlayacağımız gibi geçmişte 120 dolarlara kadar varil fiyatı petrolün çıktığında 850 milyar dolarlık bir rezerve ulaşabildi ve bugün eğer Rus silahlı kuvvetleri önemli ölçüde ayağa kalkmış ve bir güç halini almışsa bu rezervlerin o tarihte oluşumu ve bunların bu amaçla kullanılması sonucundadır. Şimdi bugünkü koşullarda Rusya gene petrol fiyatlarının belirli ölçülerde yükselmesinden herhalde gocunmayacaktır. Kendi lehine görecektir. Bunu da petrol ihracatını arttıracak şekilde bir politikayla dengelemek gibi bir düşüncesi olmadığını da söylediler. Yalnız diğer taraftan Rusya'da çok aşırı petrol fiyatlarının artması halinde dünyada ortaya çıkabilecek kaostan kendisinin de etkilenebileceği düşüncesiyle çok aşırı fiyat artışının da önüne geçmek düşüncesinde olduğunu da saklamadı. Ama Rusya neden bu meseleye uzaktan seyrederek belki de gülümseyerek bakıyor? Çünkü bu gelişme sonuç itibariyle kendi lehine. Bunların bilincinde olan Trump doğal olarak Suudi Arabistan'dan da destek bulamayınca geçiş dönemi adı altında ki bu geçiş döneminin uzamaması da mümkün değil gibi geliyor bana. Çünkü netice itibariyle bu bahsedilen ülkelerin hepsi dünyada petrol ithalatı yüksek olan ve bu kapsam içinde İran petrolünü en çok kullanan ithalatta ülkeler grubudur. Türkiye de bunlardan biri. Ve bu ülkelerin şu veya bu şekilde yeni alternatif yaratabilme şansları da 6 ay içinde çok yüksek gözükmez. O halde normal olarak İran'dan ambargo kapsamı içine bunları da aldığınız takdirde dünyada fiyat artışının ve bu arada bir takım OPEC ülkeleri ben ihracatı arttıracak şekilde üretimi de arttırabilirim demiş olsalar dahi bunların çok büyük kıymet harbiyesi yok. Çünkü görece daha küçük üretim yapan ülkeler bunlar da bu ihtiyacı karşılayamaz. O halde Amerika Birleşik Devletleri dünyada yeni bir bu bağlamda yeni bir krizin ortaya çıkmasını da arzu etmemiştir. Dolayısıyla da ambargoda
bu İran'ın en büyük ithalatçısı konumunda olan bu 8 ülkeyi bir kenara koymuş bulunmaktadır. Ama bu netice itibariyle Türkiye için elbette ki başarılı bir sonuçtur. Kendimizi demek ki Amerika Birleşik Devletleri'ne anlatabildik, ikna edebildik. Her halükarda Doğu Anadolu için ne kadar önemli olduğunun da ortada olduğu bir ortamda bunu başarabildik. Ama aynı zamanda bu ikinci yönden de, siyasi yönden de bir olumlu adım olarak da değerlendirilmeli. Brunson olayından sonra evvela yaptırımların birinci ayağı olan bakanlarla ilgili de karar kaldırıldı. Arkasından şimdi Halk Bankası ve Hakan Atilla'nın iadesi konuları da gündeme gelecek. Bunun ötesinde Membiş'te herhalde ortak devriyeler falan da daha ileriye gidiyor. Membiş'te de istediğimiz bir çözüme belki çok yakında değil ama ulaşabileceğimiz anlaşılıyor. Ve bu arada bu İran ambargosu dolayısıyla uğrayabileceğimiz zararın da bilinciyle Amerika Birleşik Devletleri burada da bir jest yapmış gibi gözüküyor. Ama bu 6 aylık geçiş süreci uzatılacaktır diye ben tahmin ediyorum dedim ama gene de uzun vadeli olarak düşünmek ve Türkiye'nin Amerika ile İran arasındaki bu çekişmenin yeni boyutlarla devam edebileceğini düşünerek alternatifler yaratmak veya en azından önlem alabilecek düşünceleri şimdiden oluşturmaya başlamak gibi bir görevi de vardır gibi düşünmekteyim. Bu arada şunu da unutmayalım. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim var. Trump halihazırda aday yani burada yine kazanacakmış gibi gözüküyor. Temsilciler Meclisi'nde 23 veya 24 sandalye alabilirse Demokratlar 195 sandalyeleri onların 214 sandalye Cumhuriyetçilerin var. 23-24 sandalye eğer Demokratlar lehine değişirse Temsilciler Meclisi'nde küçük de olsa bir marjla kendi lehlerine durumu çevirebilecekleri söyleniyor. Mümkündür. 23-24 alabilecek durumdalar. Ama Senato ile ilgili olarak gene Trump'ın kazanacağı ifade edilmekte. Bunun da izahını şu şekilde yapanlar çok. Cumhuriyetçilerin hakim oldukları yerlerde 9 tanesinde sadece seçime gidiliyor. Diğerleri esas itibariyle demokrattır diye bakıyorlar. Ama sonuç itibariyle sermaye piyasasına özellikle vergi indirimleri ve bu ticari kaos yaratıcı dünya çapında ama Amerikan ekonomisi yönünden başarılı olduğu ifade edilen bu ticari önlemlerle birlikte halkın orada ekonomik refahının artmaya başladığı ve istihdamın yükseldiği, yani ekonominin genel anlamda düzlüğe çıkmak noktasında olduğuna dair ifadeler var. Bunlar rakamsal olarak da gösteriyor. Dolayısıyla özellikle bu kesimlerin Trump'a desteğini esirgemeyeceği ifade ediliyor. Ve Fransa, bu da Trump'ın en son Brunson olayı ile birlikte evangelist oyların da önemli bir bölümünü kendi lehine çevirmiş olarak buradan gene en azından Senato yönüyle galip çıkabileceği ifade olunuyor. Şimdi Trump buradan bu şekilde çıkarsa politikasını değiştirmez ve önümüzdeki 6 aylık geçiş dönemi sonrasında yeniden dünyaya başka şekilde de Amerika önceliklidir, ötekiler vardır ve güçlü Amerika'yı ihya edeceğim politikasına döner. Ve bunu da devam ettirir. Burada tabiatıyla önemli olan husus şudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump kalırsa politikası değişmeyecek dedim. Ama Trump giderse onun yerine Pence yani yardımcısı kalacak. Çünkü 2 yıldan evvel yeniden bir seçim yapılması anayasaya göre Amerika'da mümkün değil. Pence çok daha katı bir muhafazakar, pardon, çok daha katı bir muhafazakar ve her halükarda eğer Trump gider şu veya bu şekilde bir yerine o kalırsa işlerin daha da kötü olabileceğine dair endişeler de mevcut. Impeachment dediğimiz görevden uzaklaştırma bugüne kadar 3 kişi 3 başkan için uygulandı Amerika'da. Hiçbiri atılmadı. Hepsi kendi istekleriyle istifa ederek ayrıldılar. Bu defa da aynı şey olur mu diye de Amerikan kamuoyunda konuşuluyor.
Ama ben de şahsi kanaatim böyle bir noktaya gitmeyecek gibi gözüküyor. Trump her halükarda ayakta kalabilecek kadar bir çok küçük bir marjla da olsa ayakta kalabilecek kadar oy alabilecekmiş görünümü veriyor. Son kamuoyu açıklamalarında da kamuoyu yoklamalarında da bu şekilde oluşuyor. Dolayısıyla biz de politikalarımızı oluştururken Trump veya Pence hiç fark etmez ama Amerika ile ilişkilerin bu noktadan sonra biraz daha yumuşatılarak ve Türkiye'de özellikle ekonomik sıkıntılarına da yardımcı olabilecek şekilde devam etmesini sağlayabilecek bir boyuta taşınması için mücadelemizi muhakkak ki sürdüreceğiz. Gördük ki Amerika'dan Senato'ya sunulan bir mali yaptırım karar tasarısı ve arkasından Trump'ın atmış olduğu bir tweet'in dahi bu hedge fon dediğimiz yüzer fonlar yönüyle Türk ekonomisinde özellikle döviz yönüyle nerelere kadar işi götürebildiği çok açıkça görüldü, yaşadık. Dolayısıyla Rusların da güzel deyimi var. Ayı ile aynı kafese girilmez derler. Buradaki ilişkilerin de daha olumlu şekilde götürülebilme şansının bu şekilde yaratılmış olmasını, fırsatını da herhalde ülkemiz kullanacaktır. Ama dediğim gibi uzun vadede kimse kimseye çok net güvenemeyeceğine göre bunun önlemlerini de şimdiden düşünmekte yarar var. Çünkü Amerika ile esas itibariyle üç konumuz var ki bunlar bir tanesini geride bıraktık İran ambargosu ama diğer ikisi birincisi FETÖ konusu. Bunun nereye gideceği belli değil ama ben Amerika'nın iade edebileceğini şahsen pek düşünemiyorum. İade ederse çok büyük açıklar verebilir, o endişesi de vardır diye düşünürüm. Ama ikincisi Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak da nasıl bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı hususunda çok ortada. Bu da tabiatıyla ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. S-400'ler, bir noktada S-400'leri belki idare edebiliriz ama Amerika'nın onun peşini bırakacağını da şahsen düşünmüyorum. Dolayısıyla bugünkü ılımlı hava diğer üç konunun bir noktada bugün için halının altına süpürülmesiyle yaşanmaktadır. Bu bahar havasının da diğer konularda da hele Fırat'ın doğrusunda bizim de müdahalelerimiz arttığı takdirde Amerika ile ilişkilerin yeniden hangi şekilde bürünebileceğini de göz önünde tutmakta yarar var. Bütün bunlar sonuç itibariyle çok konjonktürel olarak çok sıkıntılı bir ilişki modeli içinde bulunduğumuzu ve daha henüz ufku net bir biçimde görebilecek kadar ilerleme sağlayamadığımızı gösteren göstergelerdir diye ben düşünmekteyim. Ama İran konusunun en azından bu da büyük ciddi bir endişe kaynağıyla atlatılmış olması da sevindiricidir. Zaten bunun ilk müjdesi de veya müjde demeyelim de haberi de bu yaptırımların bakanlarımız için kaldırılmasıyla ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanımızla yaptıkları görüşmeden sonra Trump'ın bu adım atılmıştı. Bu adım atıldıktan sonra İran ambargosuna Türkiye dahil edilmiş olsaydı müthiş bir tenakuz oluştururdu Amerika Birleşik Devletleri yönünden. Ama bu da olmadığına göre demek ki gidişatımız hayırlı yoldadır, doğru yoldadır. Ama dediğim gibi önümüzde mayınlı, engebeli arazi devam ediyor. Burada çok dikkat etmek mecburiyetinde olduğumuzu aklımızda tutmak lazım efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Uluçöz Ülker. Valla sizinle programda konuşmak o kadar hoş ki hiç araya girmeye gerek kalmıyor. Tam zamanlamaya oturtuyorsunuz konuyu. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim iyi yayınlar diliyorum. Teveccüh gösterdiniz. Ben de aynı Estağfurullah efendim. düşünceleri sizin için sahibim efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Evet, emekli Paris Büyükelçimiz Uluç Özülker olayı çeşitli açılardan özetledi. Şimdi daha söylenecek çok şey var bu ambargo ile ilgili ama içeriden bir işaret geldi. Abi tamam, bak uzattın, reklamlara geçmemiz lazım diye. Peki hadi reklamları verelim, sonra devam edelim. Ha bu arada Meral Akşener girmezse devreye. Hadi bakalım. Evet, İran ambargosu meselesini konuşuyorduk.
Oradan devam edelim. Bu ambargo ile ilgili sosyal medyada dolaşan bazı şeyler var. İşte sanctions are coming falan diye böyle, ya da senin muhatabın benim, gel bakayım buraya diye onları yazmış. Gazete Duvar'da Fehim Taştekin diyor ki, ne diyor? Bak, sanctions are coming November. Bunlar şey pozları. Game of Thrones pozları. Başka ne vardı bu pozlardan? Bir tane şeyin olacaktı. Bu Kasım Süleymani. I will stand against you. Seni bekliyorum. Gel buraya. Bir de Trump'ı da olacaktı. Trump. It's the family name. Bu sosyal medyayla başa çıkmak çok zor ya. Bunları şey dün toparladı, bizim Tahran muhabirimiz, temsilcimiz topladı. Gerçek. Ya şu Trump'ınkini de versene. Game of Thrones'a benzetmişler. Fehim Taştekin de bununla ilgili. Hadi Serkan. Böyle asıl karşı karşıya gelen bu ikisi, Kasım Süleymani ile Trump karşı karşıya gelmiş. Şimdi yazıya geçelim Serkan. Bunu çok güzel yorumlamış Fehim Taştekin. Şöyle diyor. Akgezer'in Şirle Savaşı Kabadayılık'ta yeni sezon. Trump saldırı tehdidinin ardından el sıkıştığı Kuzey Kore'de denediği stratejinin İran'da da işe yarayacağını düşünüyor. Kuzey Kore ile İran arasında paralellik kurarak cehaletin doruklarında dolaşıyor. Amerikan dış politikasına astar atan sadist diplomasi kendini Game of Thrones'un Winter is Coming, kış geliyor repliği üzerinden afişe etti. Başkan Donald Trump İran'a yaptırımların ikinci aşa... Neredesin? Neredeyim? İkinci aşamasına geçerken iri cüsseli fotoğrafının üzerine Sanctions are coming, yaptırımlar geliyor yazısını bastı. 2000 yıllık siyasi geleneğin var diye böbürlenen İran, dini lider ya da cumhurbaşkanı düzeyinde yanıt verecek değil ya. Bu iş Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye, sen yürürsün önden, sana biz siper oluruz. Trump'ın tahriklerine yanıt verme, çünkü o bir küstah ve senin seviyende değil. Onunla ben yüzleşeceğim diyen Kasım Süleymani'ye düştü. Kudüs gücü komutanı da I will stand against you, sana karşı koyacağım sözüyle poz verdi. Trump afişte kendini tüm insanlığın düşmanı Akgezer konumuna soksa da, dizinin uyarlandığı A Song of Ice and Fire serisinin yazarı George Martin, ABD başkanına şiddet manyağı, Kral Joffrey karakterini uygun gördü. Bizce de münasiptir. Temsil yerini isabetle buldu. Kasım Süleymani, Jon Snow pozuyla yanıt verse de, İranlıların kendilerine uygun gördüğü figür Pers tarihinin simgesi şir, yani arslandır. Bizde de vardır ya, Ali Şir Nevai diye, aslan manasındadır. Ruhani'nin geçen Haziran'da aslanın kuyruğuyla oynama diye uyarması İran tarihine ve Trump'ın cehaletine bir göndermeydi. Dün devreye sokulan ikinci evre yaptırımlarla taht oyunlarının güncel Orta Doğu izdüşümünde acımasız perde yeniden açıldı. İranlılar bunu ekonomik terör, saldırı, halkı cezalandırma olarak görüyor. Haksız değiller. Fiyatların tırmanması bir yana, pek çok kalemde mal tedarikinde sıkıntı yaşanacak. En azından bankalar yaptırım çengeline takılma korkusuyla gıda ve ilaç ticaretinde bile para transferine aracılık etmekten kaçınabilir. ABD'nin insani ticarette öne çıkan Persimmon Bank'ı 16 Ekim'de yaptırım listesine alması tüm bankalar için kötü bir sinyal oldu. Kuşkusuz Amerikan yaptırımları İran'ın belini bükme gücüne sahip. Bunu küçümsemek anlamsız. İran ekonomisi yaptırımlar devreye girmeden önce tökezlemeye başlamış, halkın öfkesi sokaklara taşmış ve sistem içi kanatlarda gerilimler yaşanmıştı. Bir yıl önce 40 bin dinardan işlem gören dolar bugün 145 bin seviyesinde. Resmi verilere göre gıda fiyatları yılın ilk 9 ayında %46 arttı. Petrol gelirlerini sıfıra indirme hedefiyle ilan edilen yeni yaptırımlar bu kötü gidişatı can yakıcı seviyeye taşıyabilir. Batılı büyük firmaların ardı ardına çekilmesi İran'ın nükleer anlaşma üzerine kurduğu yatırım hayallerini zaten bitirdi.
Beri tarafta fena halde hırpalansa da İran hala yaptırımlara karşı koyma iradesine sahip. Yaptırımları atlatmada 40 yıllık tecrübe İranlılara karşı koyma cesareti veriyor. Dünden farklı olarak yanlarında nükleer anlaşmaya sadık kalıp yaptırımlara karşı çıkan devletler var. Yani Tahran hala manevra alanlarına sahip. 3 aşağı 5 yukarı dün Cevat Gök'ün anlattıklarını yazıyor anladığım kadarıyla. Yaptırımların ABD'yi deklare ettiği 12 maddelik hedefe götürmesi o kadar kolay değil. İran altına imza attığı nükleer anlaşmanın gereklerini yerine getirerek uluslararası toplumdan sorumlu ortak övgüsü aldı. Bu nadir bir durum. ABD ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin desteklediği anlaşmadan tek taraflı çekilen sorumsuz taraf konumunda. Haliyle uluslararası hava bu kez İran'dan yana. Trump'ın başlangıçta sıfır muafiyet demesine rağmen İran'la iş yapan 8 ülkeyi yaptırımlardan muaf tutması petrol satışını sıfıra düşürme hedefini peşinen suya düşürdü. İran'ın en büyük 3 müşterisi Çin, Japonya ve Güney Kore muaf tutulan ülkeler arasında sıfır muafiyet tutturmaları imkansızdı. Neden imkansız olduğunu en iyi Türkiye'nin durumu anlatıyor. İran'la yaptığı doğalgaz anlaşması gereği Türkiye almasa bile %70'inin parasını kullanmış gibi ödemek zorunda. Bu durumdaki bir ülkeye dayatmaya nasıl evet diyebilir? Şimdi burada başka bir şeyi devreye sokalım. Dünkü aydınlığın manşetini. Şimdi biz size neden ulusal kanalı izleyin diyoruz, neden aydınlık okuyun diyoruz? Çünkü geleceği okuyacaksınız, geleceği seyredeceksiniz. Dünkü aydınlık ne demişti? Ambargo var, bir de konuşmayı becersem ne biçim program yapacağım ha. Ambargo var, dinleyen yok demişti. Değil mi? ABD, İran'a yönelik yaptırımların ikinci ve en ağır aşamasını bugün devreye sokuyor ancak Avrupa Birliği, Rusya, Çin, Hindistan başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi ambargoya karşı tavır aldı. Yani takmıyor mu lan senin ambargonu diyor. En büyük alıcılar. Bu neye benziyor? Neye benzetelim? Diyelim ben Ercan'la kavgalıyım. Diyorum ki Serkan, Volkan siz de konuşmayın. Konuşmayın herife ya. Adam yerine koymayın. Selam bile vermeyin. Volkan diyor ki abi kusura bakma o benim amcamın oğlu. Serkan diyor ki abi nasıl konuşmam, nasıl dargın olurum. Çocuk bana bir şey yapmadı. Üstelik de kaç yıllık arkadaşım. Kusura bakma ama ben konuşurum diyor. Ben o zaman öbürlerine dönüyorum. 20 kişi daha var burada. Bak Serkan ve Volkan hariç hiçbiriniz Ercan'la konuşmuyor. Ne oldu şimdi, yaptırım mı oldu? Adam zaten konuşacak. Adam zaten takmayacak senin ambargonu. Adam zaten alışverişini devam ettirecek. Ama bu bir böbürlenme işte böyle. Ben dünyanın jandarmasıyım bilmem nesiyim havası var ya. Ben muaf tutuyorum sizi. Lan sen tutsan ne olacak? Muaf tutsan ne olacak? Tutmasan ne olacak? Ben zaten yapacağım alışverişimi. Yapacağım bir şey varsa gel yap bakayım. Çin zaten yapacak alışverişini. Hindistan zaten yapacak alışverişini. Çin ihtiyacının %60'ını karşılıyor. Nasıl keser? Biz almayalım İran'dan Diyarbakır'ı, Hakkari'si bilmem nesi donsun mu? Yani önce bir olmayacak duaya amin diyor. Ondan sonra da ya Rabbi şükür siz şöyle bir kenarda durun diyor. Muafiyet falan yok abi. İşin doğrusu ambargo var, dinleyen yok. Bitti. Burada Amerika'nın karizmasının çizilmesi olayı var. Çizilsin mi? Bana ne çizilirse çizilsin. Hatta çok çok daha beter çizilsin. Oh canıma değsin. Oh! Oh yüreğimin yağları yerim. Ya arkadaşlar bugün Şahane Parti'nin, İyi Parti'nin grup toplantısı yok muydu bu saatte? He? Şeral Akmener konuşuyor mu? Ne anlatıyor? Var mı önemli bir şey? Bir verin bakalım birkaç dakika dinleyelim ya. Hadi. Derhal yanınızdan uzaklaştırın ve mani olun. Allah'ın kitabına ters düşen o kendini bilmez rektör istifa etti. Eğer samimi olsaydınız o istifayı beklemez, o rektör müsveddesini o makamdan derhal atardınız. Atardınız, atar.
aziz milletim. Vatandaşı yük sayan Erdoğan, hukuku da ayak bağı olarak görüyor maalesef. Danıştay kararı ile ilgili söylediklerine bakınca Erdoğan'ın hayalindeki yeni yönetim modelini açık açık görebiliyoruz. Mahkemelerin olmadığı bir Türkiye istiyor. Anayasa olmasın, kanun olmasın, ben keyfime göre yöneteyim diyor. İslam tarihinden de haberi yok. Bir zamanlar dilinden düşürmediği ama şimdilerde anmadığı Hazreti Ömer'in valilerden bağımsız kadılar atayarak yargı bağımsızlığının temelini attığını bilmiyor. Şu bir cümlelik şeyi hala anlamamış. Hükümet yönetecek, yargı denetleyecek. Evet, televizyon gazetesine devam edemeyeceğiz çünkü başımın belası Devlet Bahçeli. Ya her salı yiyorsun ya. Her salı benim programı yiyorsun. Yani ne olur sanki öğleden sonra 3'te falan yapsan şu grup toplantısını. O zaman meclis başlıyor ya. Ben ne yapayım? Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında konuşuyor. Dinleyelim. Cumhuriyet resepsiyonlarında Roma ya da antik Yunan kıyafetleriyle boy gösteren sefirlerin ne kadar derin yabancılaşma çukuruna düştükleri, Bizans kostümleri giyip zulüm 1453'te başladı diyen soysuzlarla aynı çizgide buluştukları tartışmasız ve hazin bir gerçek olarak karşımızdadır. İşte Türkiye Cumhuriyeti zihni ve aklı sömürgeleşmiş bir zümrenin komplolarına, vicdanı ve irfanı kiralanmış bir azınlığın kumpaslarına rağmen kamp olsun varlığını muhafaza etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naciz vücudu 80 yıl önce toprak olmuştur. Bu hepimizi bekleyen bir kaçınılmaz bir akıbet. Ancak emek emek kurup bizlere bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti inanıyorum ki sonsuza kadar bekasıyla baki kalacak, payidarlığının önüne hiçbir menfi ve müstevdi kuvvet geçemeyecek. Bu düşüncelerle ebediyete irtihalinin 80. yıl dönümünde ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Manevi hatırası önünde tazimle eğiliyorum, ruhun şad, mekanı cennet olsun diyor. Türkiye'miz her şeyin en güzelini hak etmektedir. Burası kesindir. Büyük Türk milleti şanına ve şerefine layık bir mertebeye vasıl olmak için sabırsızlanmakta, zaman ve zemini lehine çevirmek için heyecanla beklemektedir. Bu en doğal hakkıdır. Geçmişimizin azamet ve heybeti istikametinde bir gelecek inşası önümüzdeki en temel gündem ve görevdir. Milliyetçi Hareket Partisi bu gündem ve görevin sorumluluğuna haiz ve hakkını verecek haysiyettedir. Fakat üstesinden gelmemiz gereken ağır sorunlarımızın da varlığı bellidir, bilinmektedir. Asayiş ve adalette sorunlar birikmiştir. Ahlak ve adabımızdaki tahribat hız ve ivme kazanmıştır. Sokaklar huzursuzdur. İnsanımız kaygılıdır. Geleceğimiz risklidir. Diyor ya Yusuf Asalcı, sevinci az, kaygısı çok, öveni az, söveni çok. Yokuşun inişi var, yükselişin batışı, sevincin kaygısı var, acının tatlısı. Maalesef trafikte kavga, iş yerinde kavga, evde kavga, siyasette kavga hakimdir. Uzlaşmaya kulak tıkayanlar, anlaşmaya mesafe koyanlar, tokalaşmak yerine sıkılı yumruklarla pozisyon alanlar,
toplumsal barış ve huzura kast edenlerdir. Çatık kaşlar, asık yüzler, sinirli suretler, hoşgörü ve merhamete duyarsız zihniyetler, üzülerek belirtmek isterim ki giderek yaygınlaşmakta, gittikçe kalabalıklaşmaktadır. Bu tablo hepimiz için alarm ve endişe vericidir. Kadına şiddet vakaları, cinayet haberleri, taciz ve tecavüz filmleri adeta sıradanlanmıştır. Türkiye sosyal ve toplumsal bunalımın kıyısındadır. Bunlar yıkmıyormuş gibi hayat pahalılığı, geçim zorlukları, ekonomik sıkıntılar her insanımızı tehdit etmektedir. Bombardator ilanları sanki otomatiğe bağlanmıştır. Arkası önü mutlaka aydınlatılıp araştırılması gereken fabrika yangınları büyük soru işaretlerine neden olmalıdır? Nedir bu yangınlar? Nasıl yorumlanmalıdır? Böylesi bir zamanda fabrikalar niye yanar? Hatta niye yanar? Hiç kimse aklımızla alay etmesin. Hiç kimse milletimizi aldatmaya kalkışmasın. Ekonomik teröre, küresel operasyonlara karşı aslanlar gibi mücadele etmiş, Türkiye'nin kasten ve kundaklama yöntemleriyle istihdam meşalesini söndürmek, istikbal yürüyüşünü sekteye uğratmak, bu bahaneyle fırsatçılık ve simsarlık yapmak rezilliktir, gayrimilliğinin karanlık resmidir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Fabrika yapmak, yanmasına müsaade etmek Türkiye'yi dinamitlemektedir. Ekonomik tetikçilere silah ve mühimmat vermektedir. Yani sosyal ve ekonomik yıkıma hizmet etmektir. Türkiye ekonomisi içine çekildiği kur savaşından ağır hasar almıştır. Fakat ülke bizimdir, vatan bizimdir, devlet bizimdir, tesisler, fabrikalar, kurumlar milletimizindir. Ekonomideki derin yaraları tedavi edip iyileştirmek milli bekamızın gereğidir. Türkiye ekonomisinde belirlen risklerden istifadeye çalışmak, en ufak sallantıda, en küçük esintide korkakça gemiyi terk etmek millete haksızlık ve hakarettir. Peki ekonomik mağduriyetle muhtaçlığın pençesine düşen vatandaşlarımız neyini yapsın? Nelerini ateşe versin? Nerelere gitsin? Dün açıklanan enflasyon rakamlarını herkes gördü. Herkes aklı yettiği kadar kafası bastığı ölçüde değerlendirdi, analiz etti. Bir gerçek vardır ki enflasyon canavarı başını çoktan kaldırmıştır. Merkez Bankası bu yılın başında enflasyonu %7.9 oranında öngörmüş. Daha sonra %13.4 olarak revize etmişti. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamayla yıl sonu enflasyonu %23.5 olarak hedeflenmiştir. Oysa ki yeni ekonomik programda yıl sonu enflasyon oranı %20.8 düzeyinde tahmin edilmişti. Dün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı son 15 yılın en yüksek rakamıdır ve aylık TÜFE %2.67, yıllık bazda da %25.24 olarak gerçekleşmiştir. Gıda enflasyonu %30'a yaklaşmıştır. Anlaşılan enflasyonla mücadele kapsamında binlerce firmanın yaptığı %10'luk fiyat indirimlerinin etkisi sınırlı olmuştu. Geçen hafta ilan edilen, yıl sonuna kadar süreceği söylenen ve 6 ana başlıkla düzenlenen KDV ve OTV indirimlerinin nasıl bir sonuca kapar alacağını kısa sürede görmemiz mümkündür. Dileğimiz ekonominin hareketlenmesi, piyasaların canlanması, artan maliyet baskısının, TL'deki değer kaybının süratle telafi ve tamir edilmesidir. Kaldı ki iç ve dış gelişmelerden dolayı buradaki gerilim hafiflemekte,
Türk lirası gün be gün değer kazanmaktadır. Uluslararası derecelendirme şirketi Moody's'in vergi indirimleri Türk lirasında aşağı yönlü trendi yeniden tetikleyebilir ve halihazırda güçlü olan enflasyonist baskıları ateşleyebilir tespitiyle yanlı ve ısmarlanmış görüşleri bir kez daha seslendirmiştir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, boştur, hevesleri kursaklarında kalacak. Kur geçişkenliğiyle birlikte vergi ve diğer fiyatlardaki indirimlerin insanımızın hayatına doğrudan doğruya yansıması akut bir ihtiyaçtır. Sormak ve öğrenmek isteriz ki, döviz artınca fiyat etiketlerini anında şişirenler, döviz gerileyince neden aynı tavrı ve davranışı göstermiyorlar? Yetmez ama evet dediğimiz %10'luk fiyat indirimleri, söyleyiniz bana, lütuf mudur, bağış mıdır, ihsan mıdır, ikram mıdır? Dövizdeki tansiyon azalınca yaptıkları geçici fiyat indirimlerini vatandaşlarımızın adeta gözüne sokanlar mutfaktaki feryadı, insanımızın şikayetini yüreklerinde hissedilebilecek Ali Cenab'la sahipler midir? Dolar 7 lirayı aştığında zam betonunda gecikmeksizin basanlar, dolar gevşeyip gerilediğinde neden yaptıkları zamdan vazgeçmezler? Stokçular, kara borsacılar, ekonomik kuşatmadan nemalanmaya çalışan utanmazlar. Bu millet sizi tanıyor, bu millet sizi biliyor. Haksız kazanç, yağmacılık, vurgunculuk ayıptır, ahlaksızlıktır, edepsizlik. Boşuna söylememiş kişi edepsiz kişidir insanın alçağı, doğru söz söylemez, utanmaz dili. Dövizin yükselişinden fiyatları artıranlar inince geri almazlarsa kazandıkları her lira haramdır, zıkkımdır, durumlarından gelecektir. Her güçlü hem de suçlulara karşı milletimizin yanındayız. Vatandaşlarımızın nimette en arkada, külfette en önde olmalıdır. Bu işleyiş, bu haksız süreç mutlaka değişmeli, dönüşmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi ekonomik sorunlardan siyasal çıkar devşirmeye niyet etmeyen, buna tenezzül dahi zul addeden milli asalet ve milli ahlaka sahiptir. Ve bu kadar Devlet Bahçeli yeter değil mi? Peki biz gene kendi konularımıza dönelim. Şimdi İran'a yaptırımlar meselesi vardı, onu konuştuk. Bizim kendi derdimiz var bir de. Nedir bizim kendi derdimiz? Sınırlarımızdaki ikinci İsrail ya da kukla bir PKK devletinin kurulması. Özellikle Fırat'ın doğusunda Amerika'nın himayesinde PKK'nın işgal ettiği topraklarla ilgili sorun. O kadar Amerika'nın himayesinde ki PKK ile Amerikan askerleri ortak devriye atıyorlar. Bir tarafta Amerika PKK ile ortak devriye atıyor. Membiş'te Türkiye ile ortak devriye atıyor. Olacak gibi değil. Bakın haber şu. Fotoğrafı da var. PKK ile paralel devriye. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD askerlerini Haseke yakınlarında PKK'lılarla kol kola görüntüledi. Türkiye'yi 15 ay oyaladıktan sonra 1 Kasım'da Münbiş'te Mehmetçik ile ortak devriye başlayan ABD askeri 2-3 Kasım'da PKK'lı teröristlerle görüldü. ABD'liler teröristlerle Münbiş kırsalı ve Ayn İsa, Dırbesiye, Süluk, Resul Ayn, Kamışlı, Ayn El Arab ve Tel Abyad sınırları koridorunda, sınır koridorunda devriye attı. Devriye için Türkiye'nin operasyon yapacağı bölgelerin seçilmesi dikkat çekti. Ne diyor? Diyor ki gelme Türkiye'ye. Gelme diyor. Ne yapacağız? Ne yapmak lazım? Yani şu fotoğrafı yayınladığın zaman iş bitmiyor. PKK ile paralel devriye. Nasıl önüne geçeceğiz bunun? Ne yapacağız? Çaresi ne bunun? Aydınlık vermiş çaresini. Aydınlık diyor ki Suriye ile anlaşalım.
üslerle kuşatalım. Türk generallerden Fırat'ın doğusuna kesin çözüm. Fırat'ın doğusu ve Münbiç'te Türkiye'yi oyalama taktiği izleyen ABD terör örgütü PKK, YPG ile sınırlarımız boyunca devriye faaliyetine başladı. Duruma tepki gösteren generaller atılması gereken adımları anlattı. Şimdi oraya geçeceğim. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik kararlı mesajları ABD'yi panikletti. Pentagon sözcüsü Sean Robertson, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyon planları hakkındaki açıklamalarının farkındayız. Durumu yatıştırmak amacıyla Türkiye ile temas halindeyiz. Nasıl temas halindeler? Durumu yatıştırmak amacıyla geçen hafta gördük. Malatya'da yüzlerce kilo patlayıcıyla doldurulmuş bir araç yakalandı. Yine aynı bölgede Antep'ti galiba ya da Diyarbakır'da 3 tane canlı bomba yakalandı. Yine aynı bölgede Mardin'de yüzlerce kiloyla donatılmış bir araç yakalandı. Türkiye'yi terörle tehdit ediyor. Burası benim diyor, sen karışma, ben burada Kürt devleti kuracağım yoksa senin içini karıştırırım. Ama anlayamadığı bir şey var. O daha önce işbirliği yaptığı polisin ve ordunun içindeki FETÖ'cüler ayıklandı. Büyük ölçüde ayıklandı, hala ayıklanıyor. Yani o kadar elini kolunu sallaya sallaya Türkiye'de eylem yapamazsın artık. Onlar yardım ediyordu, onlar istihbarat veriyordu. Alınan istihbaratları değerlendirmeyip bombaların patlamasına neden oluyorlardı. Ama şimdi onlar yok. Ve generaller diyor ki, bu işin içinden nasıl çıkalım diye sorduğunuzda emekli orgeneral Tuncer Kılınç diyor ki, ABD'nin tutumuyla bizim tutumumuzun bağdaşması mümkün değil. ABD ile çatışma durumuna gelebiliriz. İşin başından beri sorunun çözümü için kaçınılmaz olan şey Suriye hükümetiyle işbirliğidir. Türkiye'nin başka türlü bu soruna çözüm bulma şansı olamaz. Yani hayat sıkıştırıyor artık. İyice sıkıştırıyor. Geldi, yumurta kapıya geldi. Hangi bakımdan bakarsanız bakın, hangi açıdan bakarsanız bakın, Suriye ile anlaşmak zorundasın. Emekli Kor General Hasan Kundakçı diyor ki, bölgeden terör örgütünü temizlemenin başat yolu Suriye hükümetiyle işbirliği yapmaktır. Suriye ile birlikte PKK-YPG'ye karşı yapılacak bir harekat Türkiye aleyhine bir sonuç yaratmayacaktır. Gerekli diplomatik ataklar da başlatılmalıdır. Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin diyor ki, eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı, baskıyla Münbiç'te bir düzen kurmalıyız. Suriye ile işbirliği yaparak operasyon için şartlar hazırlanmalı. Hakurk'tan Kandil'e çıkarak üs kurduğumuz gibi 600 kilometre sınır boyunca Suriye içlerine doğru üs kurmak suretiyle bölgeyi çevirmeliyiz. Emekli Hava Tüm General Beyazıt Karataş diyor ki, karşımızda paralı askerler kullanan tam bir haydut devlet var. Fırat'ın doğusunda yıllarca sürecek olan bir mücadele ile karşı karşıyayız. Sabırlı olmamız lazım. Bu sabır içerisinde de politikaların düzgün şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. İç sayfaya bir bakabilir miyiz? Belki almamız gereken bir ayrıntı vardı Serkan. Evet, dört generalden Fırat'ın doğusuna çözüm, Esad'la barış, terörle savaş. Aşağıya inelim bakalım. Aşağıya inelim bakalım. Evet, Beyazıt Karataş'ı verdik. Münbiç'te düzen kurmalı. Bu İsmail Hakkı Pekin'inki daha farklı bir şey. O bölümü baştan alalım isterseniz. Evet, ABD emekli eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Kor General İsmail Hakkı Pekin tam olarak şunu söylüyor. ABD'nin asıl niyeti Münbiç'te Araplarla, şekerim hadi Serkan, Araplardan oluşan bir yönetim oluşturup bunu Fırat'ın doğusundaki bölgelere genişletmek suretiyle bir Kuzey Suriye Federasyonu oluşturmak. Tel Abyad'da, Haseke'de, Rakka'da, Deir ez-Zor'da Arap yönetimler, diğer bölgelerde Kürt yönetimler kurarak bir devletçik oluşturma peşindeler Amerikalılar. Türkiye'yi de buna ikna etmek için ekonomik baskı unsurlarını kullanıyorlar. Türkiye bir taraftan Rusya ile işbirliği yapıyor, diğer taraftan da ABD ile iyi geçinmeye çalışıyor. Ekonomik olarak ABD'den bir şeyler istiyor. Halk Bankası konusu var. F-35 istiyor. Ambargodan muaf olmak istiyor. ABD'de bütün bunları verirken karşılığında bir şeyler alacak.
Ve bu arada Türkiye-Barzanistan ilişkileri gibi burada da benzer bir ilişki yaratmaya çalışıyorlar. Böyle bir ilişkiyi yaratmaları çok zor. Ama yine de Türkiye'yi ekonomik ve diğer konularda zorlamak suretiyle bazı konulara razı edebilirler. James Jeffrey'nin açıklamalarını hatırlayın. PKK ile Türkiye arasında yeniden bir barış süreci başlatalım diyor. Bu sürecin Suriye'nin kuzeyini de içine almasını öneriyor. Devletçik planlarından kesinlikle taviz vermiyorlar. Tabii bütün bunların gerisinde İsrail'in güvenliği yatıyor. İsrail-Türkiye ilişkileri çok iyi değil. İyi olması da mümkün değil. İsrail'in güvenliği için bölge ülkelerinin parçalanması ve İran'ın kuşatılması gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna kapsamlı bir operasyon yapmasına şartlar uygun değil. Diyelim ki bölgeye kapsamlı bir operasyon yaptık. Hava sahasının kontrolü ABD'ye ait. Uçaklarınızı çok uçuramazsınız. Sadece kara harekatıyla da bunu yapamazsınız. Yalnız kalırsınız. Türkiye Münbiş'teki faaliyetlerine devam etmeli. Bu işi olabildiği kadar siyasetle götürmek durumundayız. Askeri çözüm için biraz daha zamana ihtiyacımız var. ABD Münbiş'te bizi oyaladı ama her şeye rağmen baskıyla vesaire Münbiş'te bir düzen kurmalıyız. Türkiye şartları hazırlamadan bir operasyon yapmamalı. Şartları nasıl hazırlamalı? Suriye ile işbirliği yaparak. Bu olmazsa olmaz. İran, Rusya ve Irak ile de işbirliği yapılmalı. Eğer Türkiye ittifak oluşturabilirse o zaman bir şeyler yapabiliriz. Önce yığınağımızı yapacağız. Siyasi şartlarımızı oluşturacağız. Müttefiklerimizi hazırlayacağız. Aynı zamanda Hakurk'tan Kandil'e çıkarak üs kurduğumuz gibi 600 kilometre sınır boyunca belli yerlerde Suriye içlerine doğru üs kurmak suretiyle bölgeyi çevreleyeceğiz. Zamanı geldiğinde de vuracağız. Oraya 10 bin, 20 bin tır silah gelmesi bir şey ifade etmiyor. Ordu kurmak, savaşmak kolay bir şey değil. Onların 60-70 bin kişilik ordusu TSK karşısında bir anda darmadağın olabilir. Türkiye'nin bundan korkmaması lazım diyor. Evet, paşalarımız hemen hemen hepsi aynı fikirde. Ne yapalım diyor. Bir kere Suriye ile işbirliği yapalım. Bunun için bütün hazırlıkları tamamlayalım. Ancak ondan sonra devreye girelim. Yoksa başarılı olmak zor. Niye? Çünkü Amerika var işin arkasında. Amerika dedim de Amerikalılar bir gün sandığa gidecek ya. Trump'ın durumu kritik. Bakalım ne olacak? Ne diyor haber? ABD'liler sandığa gidecek. Sonuç dünyayı etkileyecek. Maalesef öyle. Trump kazanırsa ırkçılık artacak, kaybederse tablo değişecek. Allah Allah, Allah Allah. Bak bu yoruma fena halde takılacağım şimdi. Amerikalılar bugün kongre seçimlerine gidiyor. Çıkacak sonuç ise tüm dünyada merakla bekleniyor. Çünkü seçim 2 yıldır dünyanın altını üstüne getiren Başkan Trump'ın politikalarının oylanacağı bir referandum niteliğini taşıyor. ABD Başkanı Donald Trump göreve başladıktan 22 ay sonra en önemli siyasi sınavını bugün verecek. Ara seçim olarak nitelenen bu oylamada yasama organı Kongre'nin yeni üyeleri belirlenecek. Kongre'nin alt kanadı, Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi tamamen yenilenecek. Kongre'nin üst kanadı Senato'nun 100 üyesinin ise 3'te 1'i değişecek. Ayrıca eyalet valileri de belirlenecek. Bu seçimi önemli kılan ise çıkacak sonucun Trump'ın 2 yıllık performansı açısından bir referandum niteliği taşıması. ABD Başkanı göreve geldiğinden beri hem iç hem de dış politikadaki icraatlarıyla aşırı muhafazakar kesimi mutlu etti. Bu adımları atmasında kongrenin her iki kanadında da cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması Trump'a büyük avantaj sağladı. Ancak bugünkü seçimde Trump'ın bu lüksünü kaybetmesi ihtimali var. Çünkü anketlere göre demokratların temsilciler meclisinde çoğunluğu ele geçirmeleri yüksek ihtimal. Bu gerçekleşirse demokratlar Trump'ın çıkarmak istediği yasaları engelleme şansını yakalayacak, Trump hakkında soruşturma açılabilecek. Trump'ın yeni cumhuriyetçilerin çoğunluğunu koruması veya daha da güçlenmesi ise kabus senaryosu olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu durumda Amerikan toplumundaki kutuplaşmanın daha da derinleşmesine, bunun da ırkçılığın daha da artmasına yol açacağı belirtiliyor. Amerikan siyasetindeki aşırı uçlara kayışın da tüm dünyayı olumsuz etkileyeceği değerlendirmesi yapılıyormuş. Vallahi tam olarak katılamıyorum buna. Şundan katılamıyorum. Trump ne diyor?
Çekilelim Orta Doğu'dan. Çekilelim şuradan buradan. Kendi içimize bakalım. Zaten savaşsız zafer yok. Zafersiz savaş yorgunuz diyor. Bunu engelleyen kim? Karşı taraf. Amerikan Derin Devleti. Yani Şahinler. Yani niye mesela kutuplaşma artsın? Trump'ın döneminde her şeye rağmen ABD'de belli bir kesimin, ki halk kesiminin refah seviyesi biraz daha yükseldi. Trump da buna güveniyor. Ha sen Trump'ı mı savunuyorsun? Bana ne Trump'tan, bana ne cumhuriyetçilerden. Doğru bakmak lazım. Onu söylüyorum. Türkiye'ye nasıl yansırmış? ABD'deki kongre seçimleri Ankara ile Washington arasındaki ilişkileri de etkileyebilir. Uzun süren bir krizin ardından yeniden rayına oturmaya başlayan ABD-Türkiye ilişkilerinin demokratların kongrenin alt kanadı temsilciler meclisinde kontrolü ele geçirmesiyle zarar görebileceği öne sürülüyormuş. Ankara ile Beyaz Saray arasında uzlaşma sağlansa bile demokratların tutuklu konsolosluk çalışanları S-400 anlaşması ve Suriye gibi konularda sorunlar çıkarabileceği yorumları yapılıyormuş. Bu durumda. Vallahi Trump'ın seçilmesi ya da kaybetmesi Türkiye-Amerikan ilişkileri açısından çok da büyük önem taşımayacak. Hangi başkan gelirse gelsin, hangi başkan seçilirse seçilsin, netice itibariyle Batı Asya'daki politikaları değişmiyor. Ya o Kürt devleti kurulacak diyorlar. PKK devleti kurulacak diyorlar. Biz gözümüzü Amerika'ya, Trump'a, Barack Obama'ya, şuna buna çevirerek kendi esenliğimizi, kendi bekamızı koruyamayız. Biz kendi işimize bakacağız. Karşımızda hangi başkan olursa olsun biz Amerika'nın planlarını inceleyeceğiz ve kendi planlarımızı devreye sokacağız. Amerika'nın, İsrail'in, İngiltere'nin, bilmem kimin Batı Asya'daki oyunları bizi çok ilgilendirmeyecek. Biz oyun bozacağız. Kendi oyunumuzu koyacağız. Bu nasıl olacak? Bir, iç cepheyi çok sağlam tutacağız. Kendi aramızda dalaşmayacağız birbirimize. İki, ekonomiyi çok sağlam tutacağız. Üretime yöneleceğiz. Kimsenin avucuna bakmayacağız. Adam biraz ekonominle oynuyor. Sen taviz vermek zorunda kalıyorsun. Mümbiş'te devriye atıyormuşuz. Öbür tarafta da PKK'yla devriye atıyor adam. Senin ekonomin sağlam olacak ki kafa tutabilesin. Üç, halkı seferber etmek gerekiyor. Halk senin bu mücadelene inanacak. Bunu benimseyecek. Bakın, Fırat Kalkanı operasyonunu benimsedi. Yoksa başaramazdık. Zeytin Dalı operasyonunu benimsedi. Yörük kadını dağdaki çadırından indi. Mehmetçik için kurban kesti. Ama bunu iyice yaygınlaştıracağız. Bütün toplum kesimleri bu mücadeleye inanacak, bu mücadeleyi benimseyecek. Başka türlüsü olmaz. Dört, Cumhuriyet'in temel ilkelerine, Atatürk'e yeniden döneceğiz. Atatürk'ten ne kadar uzaklaşırsak o kadar batağa saplanırız. Cumhuriyet'ten ne kadar uzaklaşırsak o kadar batağa saplanırız. Yani durduk yerde andımızı yazanlar, ezanı Türkçe okutanlar diye bağırmayacağız. Az önce ne dedi Devlet Bahçeli? Atatürk Türk'tür dedi. Atatürk Cumhuriyet'tir dedi. Doğru söyledi. Doğru söyledi. Dün telefonumda bir arıza oldu. Telefonuma bakan bir çocuk var, Ömer diye. Sefaköy'de. Onun oraya gittim. İki tane herhalde lise öğrencisi kız geldi. Kız telefonuyla ilgili bir sorun olduğunu söyledi. O arada telefonun ekran fotoğrafını gördüm. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü koymuş. Altında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Ne güzel fotoğrafı öyle dedim. Kız şöyle bir baktı sonra gururla.
Başkasını mı koyacaktım? Başka biri mi var ki? Dedi. Bakın 7'den 70'e bu memleket, bu millet Atatürk'e inanmıştır. Atatürk'e gönül vermiştir. Onu kalbine kazımıştır. Uğraşmayacaksınız. Atatürk'le, Cumhuriyet'le, Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle, andımızla. Ki çok tutarsızsınız bununla uğraşırken. Bizim bir tek milli andımız var. O da İstiklal Marşımızdır. Hayır, o İstiklal Marşımızdır. Andımız, andımızdır. Tek devlet, tek vatan, tek millet. Bunlar bile andımız demek. Andımız korosu görev başında demiş. Bakın siz ne kadar silmeye kalkarsanız kalkın, ne kadar yok sayarsanız sayın. Bir kere gençler sahip çıkıyor ya. Türkiye Gençlik Birliği 10 Kasım programını açıkladı. Andımız korosu görev başında. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini ve eserlerinin en canlı haliyle yaşadığını, yolumuza ışık tuttuğunu söyledi. TGB'nin 10 Kasım programını açıklayan Gençer, 80 yıl önce 10 Kasım 1938'de bu toprakların yetiştirdiği en büyük lider, ülkemizin kurucusu, büyük devrimci önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladık, dedi. Onun naçiz vücudu aramızdan ayrılsa da bugün de görüldüğü üzere fikirleri ve eserleri en canlı haliyle yaşıyor. Çizdiği rota, ortaya koyduğu program bugün ülkemizin ve milletimizin emperyalizme karşı ayağa kalkma sürecinde yolumuza ışık tutuyor. Gencecik bir delikanlı bu. Yıldırım Gençer, tanırım kendisini. Benim kefaletim kaç para eder bilmem de kefil olacak kadar tanırım. Bak ne güzel şeyler söylüyor. 29 Ekim'de andımızla ayağa kalkan mücadele ruhu, 10 Kasım'a ruhunu 10 Kasım'a taşıyacaklarını belirten Gençer konuşmasını şöyle sürdürdü. Türkiye'miz çetin günlerden geçiyor. Bölücü teröre karşı içeride ve dışarıda yoğun ve etkili mücadele, Cumhuriyetimizi parçalamak isteyen Fethullahçı terör örgütüne karşı mücadele bir yanda, bütün milletimizin var gücüyle ekonomik krizin ve üretimsizliğin yarattığı darboğaza karşı mücadelesi bir yanda. Bütün bu süreçler Türkiye'yi büyük çözümlere ve köklü değişikliklere götürmektedir. İşte bu büyük çözümün bugünkü pusulası içinde Mustafa Kemal Atatürk 80 yıl sonra da bu büyük mücadelenin olmazsa olmazı olmuştur. Türkiye emperyalizmle arasına mesafe koydukça Atatürk'e yaklaşmıştır. Ülkemizi yönetenler savaşın içine girdikçe Mustafa Kemal Atatürk'ü keşfetmeye başlamıştır. Atatürk'ün programının Türkiye'nin sigortası olduğunu ve Atatürk'ün 6 ilkesinin bütün sorunları tepeden tırnağa çözecek tek denklem olduğunu belirten Gençer, şimdi bizler bu büyük mirasın emanetçisi ve devamcısı olarak, gençler olarak büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümünde yas tutup karalar bağlamayı değil, onun mücadele bayrağını daha da yukarı taşımayı kendimize görev biçiyoruz dedi. 10 Kasım yas değil mücadele günüdür diyoruz. Cephede, sınır boylarında savaşan Mehmetçiğimizin, polisimizin, köy korucumuzun mücadelesidir. Evine ekmek götürmeye çalışan elleri nasırlı emekçimizin mücadelesidir. Güzel bir gelecek ve aydınlık bir Türkiye için mücadele eden Türk gençliğinin mücadelesidir. Evet, ne yapacaklar 10 Kasım'da gençler? 29 Ekim'de andımızla ayağa kalkan mücadele ruhunu 10 Kasım'a taşıyoruz diyorlar. Tüm yurtta olduğu gibi Ankara'da da saat 09.05'te Anıtkabir Tandoğan girişinde buluşacağız ve ardından atamızın huzuruna çıkacağız. Sözümüzü atamıza ve bütün milletimize bir kez daha hatırlatacağız. Ülkeyi emanet alan gençliğin tam bağımsız Türkiye sözünü herkese hatırlatacağız. 10 Kasım'da yasta değil atamızın yolunda olacağız. Tüm İstanbul halkını da 10 Kasım'da saat 09.05'te Dolmabahçe'ye çağırıyoruz. Ülkenin gençliği böyle. Canavar gibi. Maşallah var. Atatürk'ün askeri hepsi. Ama birileri başka kafada. Şimdi efendim bu andımız konusuna devam edeceğim de biraz önce bir haber geldi. Teyit etmek için bekliyordum. Teyit edildi. Haberi verebilir miyiz Serkan? Sayıştay'la ilgili önemli bir gelişme var. Sayıştay'da denetimin başındaki isim gitti. Kamuda
Serkan, bizim Nusret abi, Nusret Senem avukat, bu konuyu iyi bilir. Bir bağlayalım mı onu, bir telefonla fikrini alalım. Çünkü konu önemli. Kamuda yaşanan usulsüzlük ve yolsuzlukları hazırladığı raporlarla ortaya koyan Sayıştay'ın denetim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olan Fikret Çöker'in yerine Zekeriya Tüysüz atandı. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle bakanlıkları, belediyeleri ve devlete ait şirketleri denetleyen Sayıştay'ın üst yönetiminde 2 Kasım 2018 günü dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. 1992'den bu yana kurumda görev yapan denetim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Fikret Çöker'in yerine 2011 yılında Sayıştay üyesi seçilen Zekeriya Tüysüz atandı. Denetimin başındaki isim olan Fikret Çöker'in kendi isteğiyle mi görevinden ayrıldığı yoksa el mi çektirildiği henüz bilinmiyor. Sayıştay'ın 2017 yılı denetim raporları geçtiğimiz ay yayınlanmış, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çok sayıda usulsüz işlem ve harcama gazete ve televizyonlarda yer almıştı. Kurum geçtiğimiz haftada belediyelere ait denetim raporlarını yayınlamış, AKP'li belediyelerdeki yolsuzluklar kamuoyuna yansımıştı. Ne olacak şimdi? Tamam, denetimi sevmiyorsunuz. Tamam, anladık da. Durun bakalım. Avukat Nusret Senem telefon hattımızda, ona soralım. Sayın Senem, merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkürler efendim. Sayıştay'da denetimden sorumlu başkan yardımcısı, haber şöyle diyor. Görevinden mi alındı yoksa istifa mı etti? Evet. Kesin değil diyor ama alındı ve günlerdir biz kamu kurumlarında, kuruluşlarındaki yolsuzlukları Sayıştay raporlarından çıkarak okuyoruz. Bu bir siyasi görevden alma mıdır? Nedir durum? Siz nasıl görüyorsunuz hukukçu olarak? Şimdi tabii bir somut bilgi yok. Bir somut bilgi olmadan kesin böyledir demek kolay değil. Evet. Bir siyasi koku gözüküyor. Ama ne olduğunu tabii bilmiyorum. Sayıştay üyeleri, başkanları biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla seçiliyorlar. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun önerisi üzerine çeşitli devlet kurumlarının kontenjanından seçilen üyeler. Başkan meclisler seçiliyor, üyeler meclisler seçiliyor ama başkan yardımcıları Sayıştay Genel Kurulu'nun kararıyla seçiliyor, oylamasıyla seçiliyor. O bakımdan bu görevden alma mıdır, bir istifa mıdır? Görevden alma olsa Sayıştay Genel Kurulu'nun bir kararı olması lazım. Yani böyle bir karardan da bilgi sahibi değiliz. Kamuoyuna böyle bir şey de yansımadı. Bu bakımdan bir şey diyemiyorum ama denetimlerin kamuoyuna yansıması nedeniyle son yıllarda biliyorsunuz parlamentoda AKP'nin çoğunlukta olması ve üyelerin o partiye yakın isimlerden oluşması nedeniyle iktidardan kaynaklı bir istifa isteği de olabilir. Bunu tam net olarak söylemek mümkün değil. Bilgi yok çünkü. Anladım. Hayır, şimdi iktidarın benzer uygulamaları olduğu için sicili var. O yüzden biz mecburen böyle düşünüyoruz. Anladım. Mesela nedenle zaten hemen dikkat kesiliyor olaya. Evet. Mesela Sayın Senem, geçen ay şeyle ilgili, TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla ilgili sorumlusu görevden alındı. Yani evet, biz evet. Mecburen ilk önce o tarafa bakıyoruz değil mi? Dikkatimiz o tarafa dönüyor. Herkes oraya dikkat kesiliyor. Bugüne kadarki uygulamalara bakıldığı zaman haklı olarak böyle bir ön alma oluyor ister istemez. Ama benim kanaatim Sayıştay Genel Kurulu tarafından bir görevden alma olayı gözükmüyor. Belki kendisine özel olarak sen ayrıl arkadaş hükümet cenahından, rahatsızlık var falan denmiş olabilir. Anladım. Öyle evet. De olsa tabii bir siyasi etki olmadan uzun yıllardır bu görevi yapan birisi ve özellikle AKP'li belediyeler konusunda kamuoyuna yansıyan raporları oldu yolsuzluk iddiaları konusunda. Tam mahalli seçimler öncesinde belediyelere yönelik böyle raporların kamuoyuna yansıması birilerini harekete geçirmiş ve bu başkan yardımcısının istifası istenmiş olabilir. Anladım. Peki evet. Efendim, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Saygılar, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet, ilginç bir durum yani. Geçen ay
Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamları ile ilgili yetkilisi görevden alınmıştı. Şimdi görevden mi alındı, istifa mı etti? Nusret Senem'in dediği gibi Yargıtay Genel Kurulu kararı olması lazım görevden almak için. İstifası mı istendi, baskı mı yapıldı bilmiyoruz ki. Yani ne olacak peki? Hiç mi denetim yapılmayacak? Hiçbir yerde mi denetim yapılmayacak? He? Danıştay andımız kararını veriyor. Danıştay iyi niyetli değil. Sayıştay yolsuzluk raporu. Sayıştay öyle şey mi olur ya? Hukuk var bu ülkede. Ha, andımızla devam ediyorduk. Ne demiştik? Andımız korosu görev başında gençler Atatürk'e, Cumhuriyet'e, andımıza sahip çıkıyor diye. Yavuz Alogan andımız histerisi demiş bugün yazısında. İlginç bir yazı olmuş. Şöyle diyor, bazı sosyalist arkadaşlar andımız konusunda Sayın Reis'le aynı çizgide buluştular. Bu kadar tantanaya ne gerek var mı halinde yazdılar. Sayın Kurucu Başkan ise yaşananlar bir histeri olayıdır, psikiyatrinin konusudur dedi. Ülkemizde saflar sürekli dağılıyor, bölünüyor, şaşırtıcı biçimde yeniden oluşuyor. Galiba bir tür kimlik bunalımı yaşıyoruz. Bir ülkede insanlar kuruluştan neredeyse bir asır sonra hangi toplumun ferdi olduklarını tartışmaya başlamışlarsa, yüz binlerce yetişkin insan ilkokul öğrencilerinin andını kitle halinde okuyor, ülkenin hükümdarı da bunu histeri olarak tanımlıyorsa, ortada büyük bir sorun var demektir. Bazı sosyalist arkadaşların andımızı tuhaf bulmaları yabancılaştıklarını gösteriyor. Bizler andımızı okuyan kitleyle aynı kültür kuşağından geliyoruz, aynı eğitim süreçlerinden geçmişiz, aynı beğenilere, benzer estetik değerlere sahibiz. Hepimiz ilkokuldayken sallana sallana yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Hakikaten böyle okurduk ha. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak. Müziği de vardı onun yani. Diye müzikal bir tempoyla kim bilir kaç kez andımızı okuduk. Öncesinde de İstiklal Marşı'nı okurduk. Enternasyonali ya da Herrepeş, Devrudem, Yaveye marşını bize çok sonra öğrettiler. Andımız bizim ilk göz ağrımız, neredeyse ilk sosyal deneyimlerimizden biridir. Bir çocuk andının yıllar sonra canlanıp yüz binlerce insan tarafından meydanlarda bağıra bağıra okunmasının bir sebebi olmalı. Acaba nedir? Marksizmin inceliklerine vakıf olduğunu varsayan sosyalizmin ve faşizmin tarihiyle derin analojiler yapabilen, işçi sınıfını bilinçlendirmek, devrimci mücadele sürecinde ona önderlik etme özlemiyle tutuşan, yüreğini ancak birahanelerde soğutabilen sevgili kardeşlerimizin andımız denilen bu çocuksu şiiri, milyonlarca yetişkin insanın meydanlarda toplanıp avaz avaz okumasındaki hikmeti, bu enteresan olayın tarihi ve güncel sebeplerini düşünmeleri gerekmez mi? Elbette olayın siz andımızı öpüp başınıza koyun dedirtecek bir yönü de var. Zira önümüzdeki yıllarda çok daha beter yaban ve yabancı tantanalarla karşılaşmamız muhtemeldir. Günümüzde cuma çıkışı kitleler tevhid bayrağı açıp şeriat isteriz diye nümayiş yapmıyor. Çorum, Sivas, Maraş gibi olaylar yaşamıyoruz. Çünkü bu türden eylemlerin potansiyel failleri iktidarın ve paranın rehaveti içinde yaşıyorlar. Ancak bütün topluma ve ülkenin her yerine çok yaygın ve derin biçimde serpilen şeriat tohumları önümüzdeki yıllarda rüzgar ters yönden esmeye başlayınca öyle bir yeşerebilir ki kopacak tantanayı Sayın Reis ve onun kravatlı ofis memurları ve danışmanları bile durduramaz. O gün gelirse sosyalist kardeşlerimiz andımızdan 29 Ekim, 19 Mayıs, 23 Nisan, 10 Kasım tırnak içinde tantanasından başka sığınacak yer bulamayacaklardır. Bu saflaşma yeni değil. 50 sene önce 3 Mayıs 1969 günü Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in tabutu Maltepe Camisi'nde musalla taşına konulduğunda ben oradaydım. 18 yaşındaydım. Allahsızın namazı kılınmaz. Öyle demişlerdi ya. Allahsızın namazı kılınmaz diye bağıran bir kalabalığın nasıl ayaklandığını, İsmet İnönü'nün namaz kılınmadan camiden ayrılmam sözü üzerine patlak veren kavganın Maltepe Köprüsü'ne kadar dalgalar halinde nasıl yayıldığını gördüm. İmran Öktem Allahsız mıydı?
Kimse böyle şeyleri açıklamadığı ya da sormadığı için bilmiyoruz. Fakat laik devletin muhafızı olduğunu, siyasileri göreve davet ettiğini biliyoruz. Şöyle demiştir. Türkiye'de İslam devleti ve hilafet rejimi kurmak, Türk milletini dini esaslara dayanan bir hukuk düzenine sokmak isteyen ve bunun için gizli ve açık çalışan bir avuç mistik meczup, ruh hastası ve dini kazanç metağı haline getirmiş kimseler, saf ve cahil yurttaşın varlığını, imanını geçim vasıtası yapmış olan bezirganlar daima hüsrana uğrayacaklardır. Bu anlayış bütün kurumlarıyla devlete yeniden hakim olana kadar andımız Türkiye'nin bütün meydanlarında kitle halinde okunacaktır. Buna tantana diyenler hiç öngörmedikleri bir mücadeleye şimdiden hazırlansalar iyi ederler. Histeridir, psikiyatrinin konusudur diyenler ise Cumhuriyet'in temellerini yıkarak yarattıkları ofis ve danışmanlar rejiminin vebalini taşıyacaklar, hesabını vereceklerdir. Evet, andımız histerisi diye adlandırmıştı reis. Soner Yalçın da Erdoğan ön yargılı bu konuda diyor. Bak, diyor ki, Erdoğan diyor ki, ben Türkçü değilim, Türk'üm. Erdoğan 11 Ağustos 2004'te ne dedi? Ben Gürcüyüm. Ailemiz Batum'dan Rize'ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir. Erdoğan Türk müdür? Gürcü müdür? Açıklayayım. Türkçülük nedir? Türkçülük deyince aklınıza kim geliyor? Ziya Gökalp. Sosyolog olan Gökalp'in yazdığı Türkçülüğün Esasları eserini Erdoğan okumuş mudur? Okusa böylesine kavramsal hata yapmaz. Gökalp'in millet tanımı şudur. Dilce, dince, ahlakça ve güzellik duygusu bakımından müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir topluluk. Gökalp milliyet için ne ırk ne de kan bağı arar. Ona göre insan için manevi varlık, maddi varlıktan önce gelir. Bu sebeple milliyette şecere, soy kütüğü aranmasını reddeder. Yalnız terbiyenin ve ülkünün milli olmasını önemser. Gökalp'e göre Türk terbiyesiyle yetişmiş Gürcü, Arap, Arnavut, Rum, Ermeni, Yahudi Türk milletine mensuptur. Örnek verir Gökalp, Büyük İskender diyor ki, benim hakiki babam Filip değil, Aristo'dur. Çünkü birincisi maddi varlığımın, ikincisi manevi varlığımın meydana gelmesine sebep olmuştur. Gökalp'in terbiyeden kastettiği kültürdür. Ona göre milletin kendi özünden, kaynaklarından ortaya çıkardığı milli kültür, din, ahlak, hukuk, iktisat, lisan, fen ve akılcı hayatın toplamıdır. Dil, müzik, edebiyat ve benzeri buna örnektir. Kültürü, milli medeniyeti ise evrensel olarak tanımlar. Bu tanımda ırkçılık yoktur. Gürcü Erdoğan bu tanıma göre Türktür. Şöyle konuşsa doğrudur. Ben Türkçü değilim, Gürcüyüm. Rabia Tül Adeviye, Basralı yoksul ailenin dördüncü bebeği olarak dünyaya geldiği için dört anlamına gelen Rabia adı verildi. Çocuk yaşta anne ve babasını kaybeden Rabia köle olarak satıldı. Birkaç kez kaçma girişimlerinde bulundu, yaralandı. Sonunda özgür kalmayı başardı, dişi aslan namıyla anılmaya tanındı. İslam'ın ilk dönem kadın sufi şairlerinden oldu. İlahi aşk öğretisi kendisinden sonraki sufileri önemli ölçüde etkiledi. Sanatı ve felsefesi 13. yüzyılın önemli isimlerinden Feriduddin Attar'ın Evliyaların Hayatları ve Sözlerini derlediği ünlü eseri Tezkiretül Evliya eserinde yer aldı. Yıllar sonra, yıl 2013, Mısır'da darbeci Sisi aleyhtarı gösterilerin merkezi Rabiatül Adeviye meydanı oldu. Protestocular parmaklarıyla dört işareti yapıyordu ve bunun adı Rabia'ydı. İki anlamı vardır. Birincisi, direnen meydanın adına yapılan gönderme. İkincisi, Nasır, Sedat ve Mübarek'ten sonra dördüncü cumhurbaşkanı olan cezaevindeki Muhammed Mursi'yi selamlama. Anımsayınız, o günler başladı Erdoğan Rabia işareti yapmaya. Mursi'ye destek veriyordu. Ve fakat zamanla Batı dünyası Sisi'nin yanında yer alınca, zamanla Batı dünyası ılımlı İslam
Müslüman kardeşler desteğine son verince Erdoğan Rabia işaretinin anlamını değiştiriverdi. Başladı Rabia sembolünün yeni anlamını söylemeye. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İyi, güzel, hoş da Erdoğan ne dediğinin farkında mı? Çünkü Erdoğan bu yeni Rabia tanımıyla Türkçülüğün esasını dile getiriyor. Heyhat! Aynı konuşma içinde hem Türkçü değilim diyor, hem de Türkçülüğün esaslarını sayıyor. Sahi, kızıl elma sözünü tuttu mu? Demirel vari, dündündür. Yaşasın demagoji, yaşasın pragmatizm. Erdoğan Türkçülük deyince ne anlıyor? İkinci Abdülhamit karşıtlığı. Erdoğan'ın düşünsel dünyasını biliyoruz. Kavramlar değil, salt kişiler üzerinden siyaset yapıyor. Örneğin, Ziya Gökalp, ikinci Abdülhamit'e karşıdır. O halde Türkçülük kötüdür. E bu kadar sınırlı politik bakışı var. Türkçülüğün Rusya'da Çarlık rejimine, Panslavizm'e başkaldırıyla doğduğunu bilir mi? Türkçülük İsmail Gaspıralı'dır. Türkçülük Sultan Galiyev'dir. Türkçülük Yusuf Akçura'dır. Türkçülük Cedid hareketidir. Keşke Halit Kakınç dostumuz kitaplarını saray kütüphanesine hediye olarak gönderse. Ya da meslektaşımız Salih Tuna sarayı ziyaretinde Erdoğan'a Atilla İlhan'ın Türkçülük anlayışını anlatıverse. Evet, Erdoğan politik duruşunu 2. Abdülhamit'e göre belirliyor. Sanırım madem ki diyor 2. Abdülhamit İslamcılık ümmetçilik fikrini ortaya çıkardı, bizim yolumuz budur. İyi de Arnavutlardan Araplara Osmanlı parçalanmasını İslamcılık önleyemeyince Türkçülük akımı ortaya çıkmadı mı? Birliğin, bağımsızlığın, laiklik, dayanışmacılık, halkçılık çatısı altında sağlanacağını düşündü Türkçüler. Bu nedenle Türkçülük kuvay-ı milliyedir. Türkçülük müdafaa-i hukuktur. Türkçülük yurtseverliktir. Türkçülük anti-emperyalizmdir. Türkçülük bağımsızlıktır. Bugün sandalcının Gürcüoğlu Erdoğan Cumhurbaşkanı olmuş ise bu Türkçülük sayesinde kurulan ulus devletin sonucudur. Osmanlı Sarayı'nın kaba, cahil, göçebe dediklerinin tarih sahnesine millet olarak çıkmasıdır. Türkçülük, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisidir. Bakın, bir andımızdan, andımız tartışmasından ta nerelere kadar geldik değil mi? Çünkü bunları konuşmak zorundayız. Hem Yavuz Alogan'a hem Soner Yalçın'a teşekkür edelim. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye 100 yıla yakın bir süredir Ermeni soykırımı yapmakla suçlandı, bu sopayla tehdit edildi. Ancak Talat Paşa Komitesi, yanılmıyorsam 2005 ya da 2006 yılında kurulan Talat Paşa Komitesi, bu tehdide karşı, bu emperyalist yalana karşı uzun yıllar mücadele etti ve sonunda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen Perinçek davası sonucu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi. Bu karar soykırım falan yoktur. Net olarak bu kararı verdi. Kapı gibi karar. Şimdi bu kararı bir gazetecinin bilmemesi mümkün mü? Değil. Peki o zaman Bir Gün gazetesi böyle bir başlığı, böyle bir haberi nasıl yazabiliyor? Ermeni soykırımı sonrasında hayatta kalanlardan Sirvart Kürdyan 106 yaşında hayatını kaybetti. Şimdi toprağı bol olsun. Eyvallah, kadına bir diyeceğim. Ermeni soykırımı sonrasında hayatta kalanlardan diyorsun. Hangi soykırım? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Bizim önceki genel yayın yönetmenimiz bir tweet atmış buna karşı, Yener Güneş. O da diyor ki, Ermeni soykırımı yalanı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek İsviçre davası kararıyla yerle bir edildi. Sizin o Ermeni soykırımı dediğiniz tarihsel emperyalist ve kuyruklu bir yalan. Siz de emperyalizmin borazanısınız. Yalanlarınızı ilk önce okurlarınız yırtıp atacak. O kadar da değil. Bir tane daha tweet vardı değil mi? Hı? Gönül Kenter, kendisini tanımaktan gurur duyduğum hanımefendilerden biridir. Gazetecidir, Almanya'da yaşar. O da diyor ki, uluslararası mahkemeler dahi Anadolu'da karşılıklı yaşanan acılı olayların soykırım olarak nitelendirilemeyeceğine hükmetmişken nedir bu gayretiniz? Abi kafa böyle, kafa!
At gözlüğü. At gözlüğü. Kafa böyle. Ya ondan sonra solcuyum. Solcu olunmaz. Böyle solcu olunmaz. Mahkeme kararına saygı duymuyorum diyen solcu olmaz. Hukuku tanımayan solcu olmaz. Ermeni emperyalizmin yalanlarını savunan solcu olmaz. Ha ne de olmaz da ondan işte. Daha ne istiyorsunuz? Olmaz. Solcu adam emperyalizme karşıdır. Gördüğü yerde emperyalizme zarar verir. Onun yalanını söylemez. Bunun için işte söylüyoruz. Ulusal kanalda ulusal kanal, ulusal kanalda ulusal kanal diye. Görenler bunları solcu zannedecek. Ulusal kanala sahip çıkın arkadaşlar. Yoksa böyle yalanlarla yüz yüze kalırsınız hep. Doğruyu söyleyen bulamazsınız bu ülkede. İşte o kadar. Sahip çıkın. Yani bakın, benim kanalım değil bu. Sizin kanalınız. Ama ben ulusal kanalım. Bu yalanlarla biz kavga ederiz. Biz mücadele ederiz. E bizi de buradan başka hiçbir yerde konuşturmazlar. Onu da söyleyeyim size. Sahip çıkın, el atın, ne yaparsanız yapın. Bugünlük benden bu kadar. Yarın saat 10'da yine birlikte olacağız. Yarın saat 10'a kadar lütfen kendinize iyi bakın. Ama sadece yarın saat 10'a kadar değil. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.